Salam dostlar. Sizi Live Life in California sayfasında salamlayıram. Sizlerle ben Samir. Bugün çok maraqlı bir konağımız var. Fərid Novruzi. Güman ki, Azerbaycan'da çok insanlar Fərid Bey'i yakından tanıyır veya onun izleyicisidir. Çünkü Fərid Novruzi beynəlxalq səviyyəli səyyahdır. En azından onun Facebook şəbəkəsində izləyəndə onun hansı yolları, dünyanın harasından keçməyi, hansı ölkələrdə olmağını görmək olur. Ondan başqa Fərid bəy həm də Novko şirkətlər qrupunun prezidentidir. Doğrudur. Düz səsləndirdim. Doğrudur. Və çox maraqlı bir insandır. Sağ olsun, xahiş elədim ki, bizim Şimali Amerika'da olan Azerbaycan ictimaiyyəti, Azerbaycan cəmiyyətinin insanları üçün de onun fəaliyyətinə yaxından tanış olaq, özünü de yaxından tanıyaq. Çox sağ ol Fərid bəy. Buyurun, sizə giriş sözü kimi sizə verim, sonra davam eləyək. Samir bəy, əvvəla təşəkkür edirəm. Yəni ki, belə bir formatda ünsiyyət qurumu adına və belə deyək, soydaşlarımızla da İndi bilmirəm, çox insan bunu indi Allah qoysa daha sonra yazı formada da işləyib görə bilər. Yəni onlarla təmasa keçmə belə bir şərait yaratdığınız üçün təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudur. Yəni artıq son 10 ildə yəni səyyah həyatım mənim belə deyək də əsas fəaliyyətim ticarət, yəni biznes fəaliyyətimin belə deyək də üstünləyib. Çünki da yani əvvəllər Fərid Novruzini daha çox iş adamı kimi tanıyırdılar. İndi bir səyyah kimi tanıyırlar. Və elə gəlir ki, bilirsiniz, mən də çalışıram ki, yani bu hal-hazırda belə deyək də bu iki hər ikisi də mənim üçün yani əldə etdiyim nailətdir. Həm iş həyatımda, çünki Novko şirkəti 99-cu ildə qurulub və cəmi $4,000 sərmayə ilə, yəni ki, belə deyək də, yatırım olmuşdu və oradan biz yola çıxmışdıq. Və bu günləri də Allahın izni ilə bu şirkət 4 ölkədə fəaliyyət göstərir. 16 dünya brendinin yəni portfelində saxlayıb və onları bu bölgələrdə inkişaf etdirir. Yəni bu belə deyək də, bir başqa bir belə success story-dir. Onunla da mən çalışıram bəzən, yəni ki, insanlara motivasiya verib çalışıb, yəni ki, yəni o haqda da danışma. Amma son dediyim kimi bu 2010-cu ilin yəni ki əvvəllərində başlayan mənim bu həm Azərbaycanda olan mənim gəzintilərim, daha sonra dünya turları və s. onlar da yəni ki mənim üçün yəni diqqətimi çəkdi ki insanlar bu barədə də acdılar, yəni ki, yaxşı şey mənasında, yəni ki, məlumatsızlıq mənasında və xarici gedib gəlməkdə də hətta dünənləri bir görüşüm vardı, orada bir səsləndi ki, Azərbaycan mentalitetində, yəni ki, insanlar daha çox pullarını fərqli yerlərə xərcləməyə meyillidirlər, yəni daha çox nəsə almağa da yəni ki, əşya olsun, maşın olsun, mücəfər mi olsun və s. Amma gəzməyə pul xərcləmirlər. Avropalılar kimi, Amerikalılar kimi və s. yəni ki, də insanlar. Mən də bunu hesab edirəm ki, daha çox dediyim kimi, yəni məlumatsızlıqdan gəldi. Yəni, ibarət, yəni ortaya çıxan bir problemdir. Çünki insanlar, əlbəttə ki, görmədikcə, əvvəllər verilişlər vardı, yəni bir maraqlı bir temalar, o da Rusiya kanallarında. Amma indi o kanallara baxan yox, yəni ki, daha çox indi fərqli kanallara baxırlar, daha çox Türkiyə yönəli və s. Orada da bu verilişlərlə bağlı çox az məlumat var, yəni səyyarlarla bağlı, səyahətlə bağlı və s. Ona görə insanlar məlumatı əsas da, yəni ki, ölkəmizdə simalar yoxdur, yəni ki, insanları motivasiya edən, özünün arxasınca aparan insanlar yoxdur. Çünki Ukraynanın nümunə gətirə bilərəm, Ukraynada çox insan var ki, sıfırdan başlayaraq beləncə fərqli bir turistik şirkətlər qurublar, özəl turlarla da, yəni ki, Avropanın Praqasını, yəni Çexiyasını gedmirlər də. Yəni onlar Namibiya, nə bilim,
Cənubi Afrikanı, Argentinanı, Antarktidaya qədər turlar hazırlar və özləri gedilər və arxasınca da böyük bir community yaradıblar, insanları aparlar. Yəni, mən misal da gətirə bilərəm, yəni, o da yəni, bir 10 il əvvəl yaranan bir şirkət. Bu günləri 2000 komünistində onlarla fəal, yəni fəal şəkildə səyahət edən insanlar var. Düşün, onlar, hər ildə bu sayı artır. Mən də düşünürəm ki, bu addımlarla, yəni həm səyahət, yəni ki, belə gəzmək, dünyanı gəzərkən də bunu insanlara çatdırmağa özümə borc bilirəm. Çünki insanlar dünyanı bu təhlükəli bir yer kimi görməsinlər. Yəni dünyanın gözəlliklərini, hətta misal üçün mən çox fərqli yerlərdə oluram. Yəni Meksikanın özünü götürsək, insanların Meksika deyəndə yəni, sizə yaxındır oralar. Misal üçün sual verərəm, siz də sual verə bilərsiniz öz tamaşa izləyicilərinizə. Neçə nəfər gedib Meksikanı yəni gəzib, yəni Meksikanı gəzmək, yəni Acapulco-ya getmək deyil, ya Cancun-a getmək deyil. Meksikanın daha çoxlu maraqlı, gözəl yerləri var. Misal üçün Tampico kimi, Puerto Vallarta kimi, yəni ki, o yerlər də var. Sonra onun da o gözəl doğası, yəni təbiəti, dağları, vulkanları və s. onları. Mən misal üçün Meksika səyahətində bunları hamısını əhatə etməyə çalışdım ki, Meksikanı ən hansısa bir bandit və baş kəsən ölkəsi kimi deyil. Meksikanın həqiqətən çox gözəl, yəni ki, çox gözəl turistik və gəzinti məkanlarına sahib bir ölkə olaraq göstərməyə. Əlbəttə ki, tədbirlər görülməlidir. Yəni, gedəcəyin yerlərdə səni qarşılayacaq insanlar, qruplar, şirkətlərlə, yəni ki, yəni onlar öncədən hamısı bu hazırlıq işi görülsə, elə bir turlar, elə bir səyahətlər, yəni baş tutduğunda heç bir təhlükə, yəni mən şəxsən qarşılaşmadım. Hətta yadımda da həyat yoldaşımla belə getmişdi. Misal olaraq vaxtı qeyd etdim. Bəlkə görmüşsünüz bir Breakpoint deyilən bir məşhur Hollywood filmi vardı. Orada cavan belə deyək də uşaqlar də yəni pul oğurub cəmaatı paylayırdılar, nə bilim də belə Robin Hood'da yerine edildiler. Orada samolyottan bunu uğrayanda bir mağaraya düşürler. Mesela o mağara Qaranquşlar mağarasıdır. Mən çok maraqlı oldu. Harada o mağara yerleşir ve tapdım ki Meksikanın şimalında şimal şərqində yerleşen bir Tampico şəhərin yaxınlığındadır. Yani çok az turist gedər oraya ama getdim oranı kəşf etdim. Çok maraqlı ama çok ağır yani yolu ağırdı. Yani birinci Tampico gələndən sonra 2 saat yarımlı bir kəndə gitməlisən, o kənddən sonra 2 saatda daha sonra yəni səni gətirib yəni, özəl maşınlarla o mağaraya kimi aparırlar. Amma onu görməyə dəyərdi. İnanın ki, qorxu var mıdır? Bəli, əlbəttə ki, yəni ki, yəni tanımadığın hər bir yerdə insanı bir içərisində nigaranlıq yaranır ki, necə olacaq? Amma yenə də şükür Allah, yəni bir təhlükəli bir format görmədim də, hətta şəhərlər, kəndlərin özlərində gəzib, kafelərində oturub yemək deyidi, etdik. Yəni, deyim ki, kimsə bizə pis baxdı, əyri baxdı, nə bilim, ilişdi, sataşdı. Heç bir şey olmadı Allah'ın ismində, şükür Allah. Ona görə əsas məqsədim, yəni, dediyim kimi, bu formatda etdiyim səyahətlərdə, hətta biznesimdən da belə, onları sonra çalışan bəzən də birləşdirib, insanları da onu da çatdırmaq istəyirəm ki, əgər kimsə biznes həyatında, yəni iş həyatında fəaliyyət göstərirsə, səyah belə yəni dünyanı görmək çox belə deyək də fərqli instrumentlər əlavə edə bilir sizin biznes həyatınıza. Məsəl üçün bizim şirkətimiz biz əsasən fashion retail-də işləyirik və dünyanın ən tanınmış markaları, brendləri bizim portfelimizdədir. Əvvəl də qeyd etdim onu. Mən Santiago'da idim, Çilinin paytaxtında və orada çox maraqlı bir müştərilərlə, xarici müştərilərlə, yəni ki, turistlərlə qurulan bir kart sistemi gördüm. Və o kart sistemi də olduğu kimi də implementasiya elədim öz şirkətimizə. Və şükür Allah çox tutuldu və Bakıdakı, hətta bir dəfə onu da yadıma düşdüyündə danışım, Qırğızistanda idim. Bir speaker olaraq məni dəvət etmişdilər. Və auditoriyanın yanında belə bunu nümunə olaraq kimi gətirdim.
Rajda adım bir hanım vardı, Kırgız hanım ki biz bakın kartı da gösterir bana. Ben de hemen kartı bende var. Ben de Bakı'da olmuştum. Ben sizin şebekede alışveriş eden de bana bu kartı verdiler. Yani ki Ege'den de işleyen bir proyekt oldu. Elbette ki My Brand sevindirmedi. kartı. Üzüsten My Brand My kartı. Brands kartı, lokal yani ki yerli insanlara hitap eder. Ama bizde Baku turist kart var. O haricilere yani Bakı'ya gelen harici vatandaşlara verilir 2 haftalık. O Bakı'da olduğu yani ki Azerbaycan'da olduğu dönem yani arefesinde bizde alışveriş edebilirler ve her bir mağazaya mahsus bir indirim şeyi var yani limiti var. Ondan Tamam. istifade edebilir. Çok güzel. Misal için bu, hatta pandemi döneminde de maralı bir indiriciye getirmişim. Öyle bugün öyle bunu müzakere edeceğim. Misal için Almanya'da gördüm. Almanya'da kosmetik aksesuar ve tıbbi böyle o bilmiyorum sizde farmasi getirilmeli de haricinde böyle bir format. Yani girersiniz hem kosmetikada satılır hem ilaç da satılır hem orada ne bileyim de yani ev eşyaları işte böyle de şampuan ne bileyim hijyen eşyalarını da Burada herhalde alabilirsiniz. CVS farması var bizde. Mesela CVS CVS, farması. İngiltere'de Boots var. Yani ki Balogyalar mesela şu Almanya'da çok marağımı yani ki böyle dikkatimi çeken bir format oldu ki oraya girende mutlak sebat verirler elinize. en Yani sebat almadan mağaza dahil olabilirsiniz. Birinci bir gelbe geldi bana. Bunlar Yemen'e sebat veriyor. Belki ben şunu almadım. Öyle sonra böyle sualda özüm geldi. Sen almak için sebat veriyor. Çünkü elinde sebatla gezdikçe sen götürdüğün eşya yani daha çok seni alışverişe meyle yani ki celp ettiler bunlar bu adımla. Ve Evet. bu bizde de bazı mağazalarımız aksesuarlarla bağlı. İndistrem orada bir eksperiment edip yani giren müşterilere sebep koyuyor. Daha yani ki insanlar hakikaten de bu işlek bir sistemde yoksa yok. Yani Babilenci ideyalar da yani ki dünyayı Aslında gezerken, görerken evet. aklınıza gelir. Ve şimdi çok Bakı'da popüler olan bir böyle diyerek kahve ve kafe şebekesinin kurmuşu Kapşon. Bagel Bar coffee shoplardı ama daha çok coffee shop'dan da yanaşı yemek yani ki bagel'lar da verilir orada. Salatlar, çorbalar vesaire. Paniniler. Mesela onu da ben harici gör yani ki İrlanda konsepti dedi. Onu gören de orada yemeği yiyen de çok beğendim. Çünkü ben bu format çok aktardım ki çünkü işte, ben biraz diversifikasyon etmeyi istedim retail içinde. Ve food sektörüne de girme planlarım vardı. Bu 2012. yıldaydı. Onu gördükte yani ki hem de yeme başladım food testing etmeye. Yani ki hamısını bir yemeğlerini sipariş edildi. Gördüm ki gerçekten de çok başarılı bir konseptti. Ve onu da Allah'ın izniyle getirdi ve Bakı'da artık çok popülerleşmiş ve bugünler artık 3 noktada ve 4. noktanın artık açıldı. Onunla da yanaşıyor bizim Second Cup şebekemiz var. O sırf Coffee House'tu. İndi de yani demek istediğim oldu ki insan benim misal şunda belediyede şahsi adıma göre hem business oriented olan insan için dünyanın gözüme de gezmek de görmek de daha da faydalı olur daha da belediyede hayırlı olur desek. Yani bak böyle Sami Bey. Çok güzel, sağ olun. Aslında ben vereceğim sualların bir hissesini diyorlar ki cover elədiniz. Yani ki əhatə elədiniz. Əla. Ben çətin bir şey çəkmişdi. Sizin Facebook sayfanızın başlığında belə bir quote var idi. Rusça yazılıb. Yazılır ki, успешным становишься лишь тогда, когда твои успехи есть польза не только себе, но и окружающим. Siz onu özünüzün üzerinizde mi yazmışsınız? Yani ki siz özünüz buna nail olmuşsunuz mu? Yani Bəli, bu doğrudur. kuota uygun. Bəli, elə anladım, bəli. Mən elə iş həyatıma başlayanda 99-cu, 2000-ci illərdə özümə hədəf qoydum ki, qazandığımla paylaşacağım. Yəni, fərqli təbəqəli. Yəni, sırf belə deyilir. Ve o dönemde ben de İslam diniyle de yani böyle çok yakınlığım oldu ve bugün de şükür Allah'a
bu dinin mensubiyetler yani ki böyle dedi. Ben hesap ederek ben buna dine gelmiş olabilir biz doğuluruz ve yani daha sonra yaş yani arttıkça insanlar böyle dedi bakışlarını değiştirir farklı yanaşmalar olur. Ben 22 yaşında bu İslam dine gelmişim ve o anda da ticaret, biznes vesaire bu işlerim de olmuştu. Çünkü birbirine çok bağlı bir vaktiydi. İlk belediyede dua etmeye geldi. İçten gelen duaların yani böyle Evet. neticelerini görme gördüm Allah'ı. Elbette ki bu sintez, bu belediyede içimdeki bu bütün bu hisler ve elbette ki bunun da kökleri de var. Aileden gelen genellikler, yani böyle de gördüğümlerimiz vesaire, atadan anadan olan terbiyede özün o bir sintezin bir parçasıydı yani o. Ve içten geldi ki bu meselede yani ki ben eğer kazanırımsa birinci etrafımdaki yakınlarım, ailem ve yakınlarım olmalı. İlk nöbette benim ehat eden işçilerim olmalı. Yani ki daha sonra bu gruplara yani ki ihtiyacı olan insanlar olmalıydı. Yani ki bunlar çok önemliydi. Bunların hepsini ahkat ettim. Daha sonra burada böyle de en sevdiğim de yani ki, talebelerin harici gidip okuması ve daha sonra ülkemize getirip fayda vermesi yani ki prensiplerini alav ettik. Ve elhamdülillah Allah'ın izniyle de bugünün bu yani böyle de her taraflı çalışırız ki bizim elde ettiğimiz uğurlar böyle paylaşarak diğer insanları da uğurlu etmeye. Subhanallah. Mən sadəcə o diqqətimi cəlb elədi o söz. Yəni ki, o əslində hansısa bir məqama bir işarə kimidir. Ona görə istədim sizi bir balaza intriqovat edeyim, görüm o ora girmə aparırmı. Elə fikirlərim də doğru idi. Mən səhifənizi vərəqləyəndə aprel ayının üçündə bir böyük bir status qoymuşdunuz. Çünki mən belə başa düşdüm ki, sizin ilk təhsiliniz olub arxitekturanın bağlı. Siz Bəli. memarlıq fakültəsini okumuşsunuz, səhv eləmirəmsə, və atanız da memardır. Bəli. Çünki və orada böyük bir status var ki, siz memarlığı sevdirən insanlardan biri, atanızla bərabər onun dostu Türk var orada, Zəfər Doğan. Bəli. Zəfər Doğan. Doğru deyirəm deyəsən adın. Doğru, Zəfər Doğan. tamamını doğru. Onun sizə bağışladığı bir rapidograf hətta olub. Bu rapidograf sizin o gələcək çerçivələrin çəkilməyində belə rol oynayıb, deyək ki, sizə bir stimul Çok verib. büyük rol olur da yani Hə. ki yani... Nəyə görə məhz arxitekturadan başlayıb, sonra biznesə, tam retail biznesə keçmək? Bilirsiniz, bu tam ayrı-ayrı sferalarda mən belə başa düşürəm ki, yəni ki, onun hərəsi bir biznes sahəsidir mi deyim, hərəsi bir professiyadır, professiondur. Necə oldu siz transfer elədiniz buradan o tərəfə? Aynen. Ümumiyyətlə, böyle dedi, gözümü açandan, bu dünyaya gelenden, artık 3-4 yaşından beri ressamlıkla meşgul olmaya başlamıştım. Hatta beni uşaqlık yaşımdan ince sənətə, ressamlığa, daha sonra da 10 yaşımdan belə mimarlığa cəlb etmişti, yani ki, mimarlık sənətinə. Yani ben artık 12 yaşımda şahsi layihələrimi çekmeye başlamıştım. 14 yaşımda böyle deyə Azerbaycan Mimarlık Fakültesinde okuyan talebeler için layihələr çekildi. Yani orada yani ki maralım da vardı, pul kazanırdım böyle içinde. Layihələr yani ki villa yani böyle dedi bağ evleri layihələrini eliyordum onlara. 16 yaşımda da yani ki o vakti yeni test sistemi artık Azerbaycan belediyede imtihan sistemleri test sistemine geçen de yakin ki yadınızda da sizde 90'lı yılların evvellerinde 90 Evet.2'de tatbik olundu. 93. ikinci yılıydı. Ben de yadımda da Azi'nin binasında yerleşirdi gittiğim senetleri vereceğim yer. Ve gelende orada forma verdiler doldurma ve orada 10 tane şey vardı belediyede. Kuş koyula bir yani ki anne grup seçilsin. Grupun içinde ana Bəli. speşyalleri vesaire seçebilirdi. Yanımdadır mı? Mən də o vaxtlar vermişəm. Hatırlarsınız da.
Ben orada bir tane seçtim, mimarlık. Ve senedi kaytardım. Bunu niye anlattım, şimdi izah edeceğim. Senedi kabul eden kişi aldı ve baktı böyle kağıza, dedi oğlum sen yani ki sefelememsen onun yanında doldurabilirsen. Onu da doldurabilirsen ve gayet arın bana. Yani, yok ben sef etmedim, ben mimar olmak istiyorum. Ben başka kimse olmak istemiyorum hayatımda. Ve kişi götürdü böyle hatta gözleri doldu da dedi ki indiye kimi dolu vasifatı sözleri unutmadan ki dedi ki herkes der hele sen kimi öz işini bilse hayatta çok işlere nail olabilirdi yani. Maşallah. Ve o sözlerim bana çok böyle indiye kimi yaklaşımdadır. Neye göre buna izah ettim ki? Çünkü hakikaten de mimar olmak istiyordum. Yani daim benim artık yani böyle dedi 10-12 yaşından hayallerim bütün hayatım geleceği vesaire rüya böyle hayallerde böyle mimar kimi özüm görürdüm. Ve bu yönde de gelirdim. Yalnız 94. yılda ben o hikayede de anlatmıştım. Zafer Bey'le biz tanış olmuştu atam vasıtasıyla. Atamın artık yani yanına gelip gittiğinde atamla dostlaşmıştı ve beni böyle dedi enstitüde girmeden kabağda tanıyordu. Genç olan da gelmiş gördü ki 14 yaşlı olan oturup orada lahep atasının projelerine yani ki çizgilerini yani oturup üzerinde işleyip ve bana rapidograf bağışlamıştı o dönemde. Daha sonra 2 yıl üstünden geçen de ben 16 yaşında üniversite dahil oldum, mezun oldum ve bana geldi teklif verdi ki onun şirketinde internship böyle indi ki bahsedildiyse yay dönemde gelmiş limon yağında yani tecrübemi artırım. Ben de seve seve gittim yani hatta yaz aylarıydı ve yanında işleyenden sonra beni Türkiye'ye gönderdi ki git Türkiye'deki mimarlık belediyede lahaları, bizim de lahalarımızı vesaire orayla tanış oldu. Ve ben de Türkiye'ne seyahat ettim. İlk benim böyle tek başıma 17 yaşımda artık 17 yaşım olmuştu. Ve Türkiye'ni Ankara, Trabzon, İzmir, İstanbul'u görmeye ben nasip oldu. Ve orada celp eden bir marka yani ben de artık biraz da Osman'a pul da vermişti. Bir hacı dersen Zafer Bey. Ve vakti adımda o teze çıkan loft cinsler vardı. O çok muasir yani ki vakti Türkiye'de çok debdeydi bunlar hamısı. Çok güzel yani ki giyimlerle maralanmaya başladım. Ve Benito markası bak beni celbeledi çok. 17 yaşım var. Sırf yani ki yaklaşımda yani yerini tuttu. Bakiye kaydettim. Öyle üstünden 1-2 gün geçmedi. Komşumuzu Türkiye'den iki hanım gelmişti. Evlerinde oydular. Beni de davet ettiler. Ben de geldim. Onların tanış olandı. Ben dediler ki bu kızlar Benetton mağazasını Bakı'da açmaya geldiler. Yani ben böyle dedi. Sizin için de mazay kanı kuram. Sizin sualınızı belki sonra gelmek için. Ve kızlarla ben de genç 17 yaşlı bir genç ve onlarla da çok yakışıyor. Yani ben ünsiyet kurabildim ve onlar bana şehri göstermeye, ümmetle onlara destek olmaya karşı ettiler. Ben de seve seve yay ayları da gelirim Zafer Bey'in yanında işlerim. Daha sonra kızlara şehri gösterip onların mağazanın tamirler yani ki yani açılmışında onlara yardımcı olurum. Mağazada Sinsabra açılanda 94'ün Sinsabra'ydı. Ben dediler ki gel bizde işte yine mağazada. Ben de gittim Zafer Bey'in yanına iki böyle teklif gelir. Eğer işimiz çok değilse sizin fikriniz nedir? Dedi git işte yine. Git ve tecrübe yap. Yani mağazanı içeriden tanı yine. Çünkü mimar kimi bu sene lazım olacak. Bak o bağlantı yani çok önemli oldu. Yani o dönem o Allah'ın bir yani talihin bir yollarıydı. Yani geldim ve Benetton mağazasında ilk giren ve ilk orada çalışan eleman yani satış meslekçisi olarak başladığım bir an idi. Ve benden sonra bacımı da davet ettim. Bacım da geldi. Bir yerde başladı işlemeye. Daha sonra bir yıl işledim orada. Daha yine de mimarlık faaliyetime gayettim ve 97. yılda Singapurlu bir şirkette mimar kömekçisi olarak işe düzeldim. Artık üniversitenin son belediyede kurslarında okuyordum. Son illeriydi. Ve paralel olarak da yani enstitü hayatımla yanaşı bir Singapurlu şirkette mimar kömekçi mimar olarak faaliyete başladım. Ve orada da şükür Allah'a öyle alındı ki
tez bir şekilde böyle dikkati celbedebildim. Harici belediyeydi. Singapurlu İmarların. şirketlerin sahiplerinin dikkatini celbedebildim. O da nece oldu? Binanın fasadı hoşuma gelmedi açıkçası. Binanın müellifi de atamaydı. Ve atamla çok biz böyle bahselerimiz olup ve ben fasadı beğenmedim. Onu çok sade kabul edirdim. Ve oturdum gece vaktiydi ama işten çıkmıştı. Bir hafta içinde oturdum geçen bir fasat yani o açı özüme göre de güzel bir öyle diye fasadın lahesini eledim. Ve artık bitirme üzereydim. Ama bunu yalnız işten sonra mı ettim? Çünkü benim başım üstünde başka bir mimar vardı, büyük bir grup vardı. İstemirdim de onlara şey göstermek ki bunlar yani saymamazdı vesaire. Gece onlar işten gelenden sonra oturup işlerdi. Belli alındı ki şirketin sahibi derken Azerbaycan'daki baş mühendisi inşaat bizim şantiye diye de o Türklerdi şantiye Tabii. inşaat bölümü ziyaret ettiğinde biz de orada işliyorduk. Geldi gördü ki ben lahiye çekiyorum. Baktı lahiye gördü fasadı. Ben de tamamlayırdım artık onu. Döndü işçilerine ama dedi ki bakın biz bunu eleyeceğiz. Hamısı da şoka düştü ki biz artık fasadı bitiririz. Bu yeni bir işti. Diye ki bir adım da Sertez'den bizim oradaki müdürümüz vardı. Yani şantiye müdürü. Geldi ki aferin sana bu lazım idi. Başımızda iş açtı. İşi kurtarırdık eleyirdi. Ve ondan sonra yani ki o Singapurlu şirketinin baş mühendisi beni özünü yanına tez davet ederek başka lahiler verdi. Onların hepsini yani hayata geçirdirdim ve beni mimar vazifesine yani kaldırdı. Yani şirketin baş mimarı eledi. Yani ben geldiğim kömekçi işlediğim insanlara artık rehberliğe başladım. Ve benim o vakte 20 yaşım yani 21 yaşım yeni olmuştu yani. Ve bir yıldan sonra şirket lahiyeler bitenden sonra ben de karar aldım artık. Çünkü Bakı'da yerli insanlar benim için çok çetindi işte. Yani bir neçeden lahiyem vardı. Görürdüm ki lahiye çekirdim, lahiyeye öz istediği formatı vermeye çalışırdılar. Ben bunu kabul edebilmedim. Çünkü mimarın lahiyesi bu onun bir bebeğiydi de, evladıydı. Ve kimse onun başlayanda bir böyle diye de yani öz fikirlerini, öz bakışlarını alav elendi. Çok iyi becerdiği şeyler alınırdı. Ben bu şeyi sevmedim ve kabul edebilmedim. Karar aldım Türkiye'ye gelmeye. Gittim Türkiye'de 2 ay dolandım, gezdim. Hiçbir şey tapmayana sonra. Bak orada da karar aldım ki retail'a geçeyim. Retail Evet. business'la meşgul olum. Atama zengeledim ki direm ata üzüllü hesap öyle alınmır. Çünkü burada Türkiye'de çok çetindi, krizisti ve ben peşemle bağlı iş görebilmiyorum. Ama başka iş eleme istiyorum. Geyimle ala geldi. Ve bana 4 bin dolar pul lazım olacak. Sağ olsun atam kırmadı beni ve o pulu bana yani temin etti beni o meblağına. Ve ben ondan da öyle ilk ve son atamdan aldığım o 4 bin dolar oldu. Ve elhamdülillah Allah'ın izniyle Maşallah. ilk mağazam açtım Bakı'da. Ondan sonra nöbetiyle artık Benetton aldı. Yani ki o da bir başka bir hikayeydi, uzun hikayeydi o. Ve böyle içine yola çıktık. O da bu da artık 20 yıldır bu. 21. yıl oldu artık. Nofku şirketi belediyede retail sektöründe, fashion retail sektöründe söz diyen şirketlerdendi ve Azerbaycan'da, Gürcistan'da hatta artık biz Türkiye'de de Benetton'un ana bayisi yani ana franchiser sayılır ve indi de Özbekistan pazarını inşa ettirir. Yani Babelen çıktı. Ondan da alaka biz Middle East'te de olmuşuz, Rusya'da da olmuşuz, İran'da da olmuşuz. Yani çok pazarları keşfedip Hatta biznesler İran'da. kurup daha sonra. Tehran'da da mağaza açmıştım. İlk Benetton mağazasını. Daha sonra sattı sonra oraya çıktık oradan. Bak böyle. Yani ki Yaşlı. mimarlıktan retail'a transformasyonu kısa bir, belki uzun bilmiyorum ama anlatmaya çalıştım size. Maraqlı həyat yoludur. Ümumiyyətlə, çünki mən özüm də belə necə deyim, çalışan adamam o şeylərdə. Məsələn, öz elədiklərimlə baxıram belə
Yəni siz əməlli başlı o cavan yaşından xüsusilə baxmayın, post-sovet məkanında o şeyləri görmək və yeniləri gətirmək, xüsusilə bu retail sahəsində brendlər gəlməyi falan, yəni onları ön görmək və onları yaratmaq özü də bir cürətdir. Çox əla bir iş görmüşsünüz. Açığı deyim ki, biz Bakıda yaşayanda heç mən bilmirdim ki, Benetton mağazası, məsəl üçün, sizin şirkətlər qrupunundur. Amma biz həmişə Benetton'ın alıcısı olmuşuq. Biz elə ailələr həmişə gedib oradan alardı. Bir də Pabloski uşaq, Bəli, o da bizim şəbəkədədir. sizin şəbəkədədir. Sonra mən bu indilərdə bilmişəm. Aslında özünüzü belə bu səyahətlə bağlı izləmişəm. Amma sonra bilmişəm ki, bu şirkətdir və bu şirkətin tərkibində hansı retail mağazalar var. Pabloski'dən de həmişə uşağı oradan almışıq. Bakıda olanda. Və həmişə burada da Amerika'da köçəndə deyinirdik ki, biz elə gərək Bakıya gedəndə, gedək Pabloski'dən uşağa 1 illik, 2 illik alaq. Hər dəfə gedib gələ bilmirsən axı orada. Yani, həqiqətən keyfiyyətli malları olurdu. Çox gözəldir. Səyahətə keçmək istəyirəm. Fərid bəy, icazə versəz. Oradan səyahət planına keçək. Çünki bu da əslində elə ən ilginc olan məsələ odur ki, səyahətə başlayanda nə də bu his sizə necə gəldi? Mən özüm də bir qədər eləmişəm, səyyah kimi eləmişəm səyahətdə. Amma məsələn siz başqa perspektivlərlə eləyirsiniz də. Beləsi targetiniz var ki, deyək 180 gün dünya çıxmışsınız turuna, istəyirsiniz onu davam eləyəsiniz, ondan qabaq hansısa zirvələrə çıxmışsınız, alpinist kimi səhv eləmirəmsə. O missiyalarda da getmişsiniz də orada. Yəni o necə his gəldi sizə ki, bax bu dünyanı, çünki səyahət eləmək dünyanı öyrənmək istəyidir. Bu belə bir istəkdir. Bu necə oldu sizdə? Bax bu necə əmələ gəldi? Bilirsiniz, bəzi bir belə deyək onun bir kimya deyirəm də mən də, yəni kimya elementləri bir ara gətirəndə bir şey ortaya çıxır da. Və belə bir şeyin ortaya çıxması üçün məncə insanın uşaqlıq çağlarından, yəni ki, göz açdığı, ondan sonra həyat yolu yaşadığı boyunca gördüklərinin belə deyək də nə için yoğurlaşırsan, yəni ki, nə için də pişirsən, yəni o sonra olaraq, nəticə olaraq bir şey çıxardır həyatında. Misal üçün, mən gözümü açandan atamı yani hətta Sovet vaxtında belə atam Aralı dənizində kruizlərdə olub. Ondan əvvəl Şaxdağ zirvəsinə çıxıb. Yani ki Fransa'ya gitmişti. Yani həmişə memar kimi də yani ki xarici ölkələrə tez-tez gedərdi ve həmişə oradan geldiğinde təsərrüfatlarını bizimle paylaşırdı. Yani o ister istemez bir iz koyuyordu. Yani böyle deyək de her bir hayatın etapı bir iz koyarak geçtiğinde o önemlidir. Ben yani onu hesap ederim ki eğer o varsa mütləq bir sonuca nəticə çıxar. Sonra ben memar oldum. Yani memarlıq peşəsi de bir fərq, insana bir çok büyük bir fərq bəxş edir. Yani ki, misal üçün biz, mən şəxsən bu günləri, hətta biznesimde belə çok bir şeyi hayal edebilirim. Yani böyle şey, fantastik hayaller değil, real hayaller. Misal üçün. Çünkü Evet. ben memar kimi, siz gelirsiniz sanırım ve dersiniz ki, mənə bir evin interiyeri lazımdır, ya mənə bir ofis binası lazımdır, ya mənə yaşayış bir şəxsi bina lazımdır. Mən sizinle oturup danışıram, sizin düşüncelerinizi, fikirlerinizi, sizin necə insan olduğunuzu anladıktan sonra artık beyninde o binanı görürüm. Ve o binanı gördükten sonra artık onu kağıza dökürüm. Yani kağıt üzerinde yani ki bu beynimde artık formalaşan bir şeyi ben kağızda yalnız kopya ederim onu. İzah Evet. edebilirim de. Bəli. Hazır məhsulu verirsiniz. Bu Problem. qabiliyet çok önemli bir insan için. Yani ki, esasen o mimarlarda ve ressamlarda, heykeltıraşlarda o mahsus olan bir şeydi. Yani bu başka sahelere geçtikten sonra da bu yok olmuyor. Yani beyninde kalır. Mesela biz mağaza, biznesle meşgul olanlar. Ben artık bunun bu böyle değil de hayallerin desek başka yönde ama artık o bu biznes içinde görmeye başladım. Mesela çünkü mağazam necə olacak, business plan stratejiyalar mı, neçə mağaza olacak, harada olacak, hansı ölkələrdə artık danışıq etaplarını belə ucu hayal edip onu formalaştırır. Yani ki, çünkü yani bu böyle dedi düşünce kabiliyeti mi diye, düşünce formatı mı diye mimarlık yani ki.
çok yardım edir. Ve bu da öz izini koymayabilmez benim hayatımda. Elbette ki business hayatı başladıktan sonra ben çok seyahat etmeye başladım. Çünkü çalıştığımız markalar, brandler dünyanın müxtəlif ölkələrində yerleşir. İstər istənməz gedirsən yani ki, Kanada'ya, Amerika'ya, Avropa'ya, ne bileyim, Asya'ya. Yani bunların hamısını gedərkən də mən gene deyirəm. Burada əvvəldən qoyulan iz, memarlıq. Gəldim, çox eşitdiyim, kitablarda oxuduğum memarlıq abidələri məni maraqlandırmaya bilməz. Təbii olaraq o ölkəyə bizneslə də yanaşı gedib gəzib görürdüm yani. Bu da özünə iz qoymağa başladı. Yəni səyahəti bağlı sevgi yaratmağa başladı. Yəni yalnız işlə bağlı artıq səyahət etmirdim. Mən özüm istəyirdim ki, gedim ki, misal üçün, çox işitmişdim ki, İngiltərədə Stonehenge deyilən bir yer var. Belə də insanların ilk yaratdığı layihələrdən biridir bu dünyada. Gedib oranı görmək istədim və işlə deyil, sırf oranı görmək adına İngiltərə getdim. Yəni bu bilən ki, səyahətlərim başladı. Və 10 il bu səyahətlər son 10 il məndə çox geniş şəkildə artıq hədəf qoydum ki, hər bir dünyada bundan da paralel olaraq da belə deyək də alpinizmlə da məşğul olmağa başladım. Çünki dediyim kimi uşaqlıq xatirələrimi atamın uşaqdağa çıxmağı, daha sonra ölkəmizin təbiətini tanımaq adına trekkinglərimi birləşdirdikdən sonra birləşən hamısı birləşib bir belə deyək də bir sintezə əmələ gəldi, kimyəvi sintez isək. İstər istəməz bu sevgi də içində vardı. Daha sonra İsrafil aşırılığıyla tanış olandan sonra bizim Azərbaycanlı, ilk Everest'də çıxan Azərbaycanlımız, o da istər istəməz öz damqasını, son möhrünü qoydu bu işin üstündə. Mən de bir zirvə yapardı. Ondan sonra mən bu zirvələrlə həvəsləndim. Və mən bir hədəf qoydum ki, artıq səyahət edərkən bir zirvə, bir maraqlı təbii bir möcüzə və bir çox maraqlı bir insanların belə deyək də tikdiyi, etdiyi, fərqi yoxdur, müasir, əski, qədimi və s. bir yerləri görməyə. Və bu konseptlə belə deyək son belə yəni ki bu 10 il ərzində səyahət edirəm. Ona görə həm zirvələrim də çoxalır, həm maraqlı gördüyüm ölkələr də artır, sayı artır. Və bunun nəticəsi olaraq nəticə olaraq və mənim Ukraynalı bir tanışım var. Belə deyək də. Mən çox bunu əvvəllər düşünürdüm. Dünya səyahəti necə olur? Yəni çünki istər istəməz səyahətlə məşğul olanda çoxlu bununla bağlı kitablar oxuyursan və görürsən ki necə cəsur insanlar var idi. Yəni ki dünyanı gəzməyə çıxırdılar. O vaxt nə naviqasiya var idi, nə internet var idi, nə heç bir şey. Ulduzlara baxa-baxa yani insanlar dünyanı gəzdi. Yani ki, əhatə edib, Magellandan başlamış, James Cook'dan tutmuş, ne bileyim başqa-başqa insanlar. Yani ki, bunları yani çox məhz, yani ki, içində pişirdi bu videoya. Və Ukraynalı bir səyyar, yani ki, Artyom Üsürü, bunu etdikdən sonra mən həvəsləndim, mənə motivasiya verdi ki, əgər bu edibsəsə, mən də bunu edə bilərəm. Və keçən ilin əvvəlləri bu layihənin üzərində çalışma işləməyə başladım. Və Allahın izniyle de belə deyək, bu ilin əvvəlinə yola bu ilin əvvəli yola düşdüm. Yəni bu layihə ilə bağlı. Yəni belə deyək də səyahət necə olmuş, necə hər ki belə bir şey necə ola bilər? Mən bilmirəm izah edə bildim sizə yoxsa yox. Yəni bu keçmişin belə deyək də gözəl, zəngin və dolğun bir keçmişin istər istəməz və insanın artıq baxışları əgər bu yönə gedirsə, bu mütləqdir. Bu insanda başqa cür formalaşma bilmir. Yəni, əlbəttə ki, insan bu gücü, ideyaları başqa sahədə ata bilər və orada uğurlu ola bilər. Məsəl üçün, əgər insan maliyyəçidirsə və yığdığı zəngin dolu bu yönə atırsa, bu orada ola bilər ki, gedib özünü bürüzə verə bilər də. Ya da başqa bir, nə bilim, insanlar var ki, yani sözümü ona getirirəm ki mütləq bu keçmiş experience'lar belə deyək də, yani hayat təcrübələri, o izlər mütləq səni səyyar etməyəcək. Yani səyahətdə yönlənir. Yalnız əgər içində artıq bir nəyəsə sevgi, bir maraq dolğu yaranırsa, o təcrübə səni yani uğurlu edəcək o sahədə. Yani əgər yönlənsən. Məndə də bu alındı yani belə. Yani daha çox
Seyahat Çok bağlı. ümumiyyətlə yaxşı bir qərar vermişsiniz. Dünya səyahətinə çıxmaq özü bir böyük bir təcrübədir mənim fikrimcə. Yəni çünki çoxlu sayda şəhərlər, çoxlu sayda ölkələr, diyarlar belə deyək, Evet. insanlar, mədəniyyətlər, mətbəxlər, yəni bunları Evet, bir adet aynen. adət ənənələr, yəni müxtəlif dostluqlar, yəni Doğru. gözlədiyiniz, gözləmədiyiniz o qədər belə sürpriz vəziyyətlər yarana bilir. Yəni bunun özünün elə o necə deyim, adama gələn o səyahətlər bunu da səyahət edən insanlar bunu daha yaxşı bilir də. Ona gələn o ruhən o gözəllik var orada bir axtaranda. Bu qədər ölkələrin içində, bu qədər mədəniyyətlərin içində ən sizin xoşunuza gələn mi deyim, sizi cəlb eləyən mi, hansı cəhətdən cəlb eləyən bir mədəniyyət oldu mu? Çünki mədəniyyətlər hamısı fərqlidir. Hətta qonşu kəndlər belə fərqli olurlar da belə deyək bir ərazidə. Doğrudur. Hansı Doğrudur. daha sizi da marağınızı toxundu belə deyək, sizi tərpətdi ki bu necə mədəniyyətdir, mən bunun heç xəbərim olmayıb. Aslında eğer dünya seyahatinden yani başlasak ve sizin sualınıza geçsek onu demek etmek isterdim ki dünya seyahatinin özelliği odur ki siz gördüğünüz hani ki bes mütemad yani yolda olduğunuz yani siz yolunuzu kesmirsiniz. Siz gidip bir ülkeyi ziyaret edip vatanınıza dönmürsünüz. Siz bir ülkeden serhedi geçip diğer ülkeye geçip, komşu Evet. ülkeye geçirsiniz. Doğru. Yani ara yani mesela şu serhette diyormuşsunuz bir ayağınızla böyle diye de İnkların dönem yani şey Peru'dasınız bir ayağınızla diyelim ki Ekvador'dasınız. Yani orada da İnkların karışığı var ama orada daha çok var başka bir medeniyetti. Burada başka bir medeniyet. Halbuki aralarında bir serhat geçir yalnız. Ya da Evet. Ekvador'la Kolombiya'nın serhatini ise. Ve siz bunu geçtikçe yani çok yumuşak bir geçit olur. Yani sert geçit değil. Yani mesela için Peru'dan Amerika'ya şeye gelseniz Avrupa'ya elbette sert geçit olacak. Evet, Yani, kesmeli. Peru'ya, İsviçre'ye misal için de Tam düzdü. da doğru. Ama bu geçit de. Yani ki size çok yumuşak geçit verildiğine göre siz çok da hissedememişsiniz değişikleri. Ama değişikleri dediğimiz gibi adetlerde, insanların düşüncelerinde, fikirlerinde, dinlerinde. Yani hatta bakırsan ki Ekvador'da Hristiyan dinidir, Peru'da da Hristiyan dinidir. Ama farklı yanaşma var dinlere. Yani ki Katoliktiler ama özlerine mahsus. O da mahsus olan şeyler evvelki belediyede onların özlerine mahsus dinleri olup evveller. Yerli, Oradan alaver aborigen dinleri. oradan alaveler etmekle unik bir şeyler ya alınır. Aa, Sintez edilirler, sintez ha öyle. Ve bunları gördükçe elbette ki insan tabii olarak insanı öyle değil de dediğiniz gibi çok gelmiyorum. Böyle şoka salan bir şeyler böyle diyeyim ki bu ne olup çünkü ben de ona izah edeceğim. Mesela ben İnkalarını çok maraq yani bu böyle değil de gövünen bu o dönem yani böyle coğrafyanın 13. 14. hatta dedi 10. asırların evveline oralar ahat eden kabileler ve daha sonra kabileler birleştiren imperya kurulan bir böyle diye İnkılar de oldular da. inkıların ya belli böyle kurduğu bu böyle diye imperya insanı çok yani ne diyeyim de kurduğu o Machu Picchu bilmiyorum belki bilmişsiniz de Machu Ver, Picchu ver, hakkında ver. bunlar hiç vahları heşkesin önünde nece diyeyim pes, yani şey etmiyorlar yani boyun eğmiyorlar. Hatta İspanlar gelende böyle İspanlarla yani Teslim onların olmuyorlar. zayıf yer asıl olmuyor. Hem için mübarize ediblər. Hem için mübarize içinde yaşadılar bunlar. Bu mübarize de bakmayarak bunlar paralel olarak yani bundan yanaşı. Yani ki inkişaflarını da devam ettiriblər. Lakin bir şey vardı. Yani elbette ki o ben inkıları indi durup onların nasıl ettiği, bacarmadığı vesaire bana düşmüyor onları tenkit edip ya da nasıl etmek. Çünkü bunların böyle dedi yaşadığı dönem 10. 10. 13. 13. 15. asırlar yani arası
daha aktif, daha böyle de inkişaf ettikleri dönemdi. Halbuki bu na yana böyle dedi, bu coğrafyadan Avrupa geçse görür ki Arapler İspanya'da neler kurdular o dönemde. Yani nice layiheler, nice binalar, nice yani ki o bilmem Andalusya'da olmuşsunuz yoksa yok, oradaki mescitlerin layiheleri vesaire. İspanya'da. Şöyle. Bugün ha, İspanya'da. Bugün ama yeni bir tarihi bir şey diye de Dönemde. periyot şeyde yaşıyorlar yani ki dönemde yaşıyorlar. Ve ama gene de bunlar elbette ki Avrupa'da da böyle dedi bizim götürebileceğim, insanın götürebileceği, öğrenebileceği çok şey vardı. İstifade ettiği teknika şey, o dönemin teknikası. İnkalarda bunlar yoktu. Bunlar yazdılar, bunda hiç, bu arada hiç bilmiyorlar. Bunu bilmiyor. Kurdukları o layiheler, kurdukları o binalar. Yani siz görseniz nece taşları birbirine oturturlar. Nece bu yani ki bu belediyede de biz o kadim Mısırlıların o piramitlarını görende insanlar yani teəccüblənir Evet. nece bu taşlar. Ama görülür ki bunu da yani mümkündür. Yani insanlar bunu kaldırıp bir üstüne koyma yani ki kabiliyet dedi ve bunu bacarabilirler. Bunun da numunesi İnkalardır. Çünkü ona benzer çok layiheler var. Yani şeyler var orada yani tikintiler var. Yani bunlar çok beni mimar kimi birincine yani ki yani ben dikkatimi celbedebilmezdi ve çok beni heyran etti. Yani insanların bu cümle hem mübarize arefesinde hem bu yani hevesini düşünürler, sönmürler. Yani hatta Francis Pizarro esas o İspanların belediyede oradaki valisi oranı belediyede Alexey'den şey oraları çok gaddar şekilde yani ki onlarla reftar edirdi ve Yemeli. Kırıp da onlar böyle şey. grup olarak hemen başlı Genası genasit deli galiba. yani inkalar ki çok vaatler verip ama hiçbir sözünü tutmuyor. Ama buna bakmayarak bunlar çalışırlar devamlı olarak yani bu insana inanmaya sözüne. Yani çok saf olurlar bir taraftan da ama Tabii genelde tabii. de yani değişmediler. Ve bugünleri onların neticeleri olarak gene de yaşıyorlar yani. Peru'da çok görmüyorum onları. Ve ne gözü insan olduğunu görürsem bunların da. Yani nece iş güzel, nece yani ki daha çok bunların İnkalar daha çok agriculture'da yani faaliyet gösteren bir gelç yani ki hali olup ve bugüne kimi de bunu devam ediler. Ben tüm ben seferlerim yani ki de böyle dedi. Benim sevdiğim bugün de yer olarak da Cenubi Amerika'da ve Peru'dur. Yani orayı çok seviyorum. Sevdiğim de yani sadaladım yani ki netice hardan gelir. Sebebi hardan gelir. Bak böyle. Daha sonra seferlerim içinde de gene derim. Biz o kadar maralı yerler görebilirim ki daha sonra mukayese etmeye de çetin olur. Sen Namibya'nın Tabii. mesela misal getirerdim. Namibya ne cumaralı ve ne kadar orada Eşitmiş ama onu. Eşitmiş ama Namibya'nı. Çok tarifli. çok çok yani çok farklı bir yerdi. Madagaskar'ın özü yani Madagaskar'da olmuşsunuz da yakın. Ha, olmuşsunuz da. ben olmuşum ben de Madagaskar'da. gezmişim Vahşi tabiatı orada. Hususi İnanılmaz safari. ki Madagaskar daha çok farklı bir yerdi. Çünkü birincisi vahşi hayvan yoktu orada. Onun Ha, birincisi. tabiat şeydi ha. Tabiatı çok yani ki bir tane lemurlar var. O meşhur lemurları var. Lemur ha, Ve biliyorum. ne bir zehirli yılanları var, ne zehirli böyle de şey heşeratları var. Haşeratları var ha. Hiçbir şey. Gözün şu yaşa orada. Hiçbir tehlike yok. Yani belediye de Maraklı yer. hayvanat aleminden tarafından. Maraklı. Ama tabiatı çok moralladı. Ve oradaki belediyede tabi mucizeler çoktu. Yani onları da görmeye gitmiştim. İnsanlar da farklıydı. Ben gelende orada daha çok kara derili insanları görmeye düşünürdüm. Ama tam tersine oldu. Oranın insanı onlar Malaydılar. Yani İndonezya Güzel. yönlü yani, işte, yani böyle dedi Malay gibiler. Malezya halisine daha çok benzerler. Yani dünyamız çok maralıdı. Gerçekten Çok yani meraklı elbette ki.
gezdikçe yani insan neyin ki içer üç dünyası zenginleşir. Yani ki o çok önemli bir esas tarafları değil. Yani bakınlar siz çok güzel bir şey getirdiniz. Ahaten genişlenir. İnsanların ünsiyetin genişler. Bugünleri gerçekten de çok hoşbak insan sayılabilir. Ne kadar ben bugün haricinde yaşam Elbette. dostlar var. Yani Elbette. o kadar münasebetler var. O kadar yani böyle değil de bugünleri hatta ben gemide yadımda da kaldığımda çünkü biz gemiden inebilmirdik. Çok uzun böyle dedi sefer etti ve çok hoşuldu ki dünyanın her yerinden bana teklif gelirdi ki eğer bu ülkeye gelsen evin var. Gel kal yine. Hatta Amerika'dan böyle bana yazanlar vardı bizim. Yani ki ona göre en büyük insana kalan budur. Yani. Bence en büyük zenginliği de zaten budur. Yani sen hayat Elbette boyunca ki. yani pul para zaten onun başka bir şeyi var yani fonksiyonları var da ama esas zenginliği insana kalan ve onun o kazandığı dostluğu münasebetlerdi. Ümumiyyətlə, səyahət zamanı insana çox şeylər qalır. Dostluqlardır, dünya görüşdür. Çox gəzən çox bilər deyirlər. Bunu elə belə deyirlər. Yəni ki, o elə görürsünüz ki, deyirsiniz, biznesin inkişafında da yeniliklər gətirirsiniz. Yəni ki, orada hardasa bir şey görəndə onu qeyd edirsiniz ki, gələndə mən tətbiq edeyim, görək bizdə necədir bu? Alındırmaq olur yoxsa yox? Yəni, faydaları da çoxdur da bunun həm iş tərəfindən, həm də mənəvi tərəfindən faydaları var bu səyahətin. Vaxtınızı çox almayayım, yekunlaşdırmağa doğru gedirik. Bir dənə şey soruşmaq istəyirəm. Qədimdən səyyahların dünya üzrə elədiklər o yolları, beləsə getdikləri yolları sonra onlar kitaba yazardılar. Marco Polo bilirsiniz, ən məşhur səyyah İtalyanın Bilmiyorum. özəl kitabı var, sonra elə hamısının Magellan, İbn Battuta. Yəni gələcəkdə belə bir şey fikirləşirsinizmi ki, bax getdiyim yerlər haqqında yazım. Çünki Azərbaycan beləsə insanların üçün biz xarici ədəbiyyatdan alırıq, deyək ki, informasiyalar alırıq da belə desək. Bizim yerli belə sizin iz açdığınız belə dünya səyahətinə çıxan insanlarımız deyək ki, indi də mələ gəlir, birisisiniz, birincisi sizsiniz. Onun üçün mən istərdim biləm gələcəkdə belə bir kitab nəşri və yaxud hər hansı bir guide deyək ki, Guide to our World belə bir şey eləyəmək fikriniz varmı? Ne ki var artık işlerim üzerinde yani ki inşallah çalışacağım bu Güzel, seferi tam çok güzel. başta çaktırdıktan sonra o gördüklerim tasarrufları da elave ettikten sonra artık bir dünya seyahatine bağlı ümumiyyətlə başıma geldi ve ümumiyyətlə bir böyle de teaser yani belki spoiler değil bir şey açıklama verip kitabına bağlı hayatımdan olan evvelki tecrübeleri de orada hani ki ansa bir hadiselerle bağlı olduğundan onları da satmışım kitaba. Üzerinde işleyelim. İnşallah böyle hem mariflendirme adına hem de böyle diğeri de insanları motivasyon verme adına Vale. çok önemli bir adımdı. Önemli. Ben hemşire dostlarıma bunu diyorum ki çünkü yani seyahat eden dostlarım çoktur. Ama maalesef teessüfler olsun onlar bu yazıları etmiyor. Buyurun, buyurun. Kitap yazmıyorlar ve gitti gördükleri yalnız yattaşlarında kalır. Ama şimdi Allah bir eğer bir böyle de kabiliyet bu şey yazma imkanı verirse bu mutlak kağıza döküp kağıza yazıp paylaşmak lazım da kitap Ben şeklinde de arzu ederim sosyal ki şebekeler yani elbette. vasıtasıyla yani çok önemli. Şimdi Allah elhamdülillah yani ki bu varsa ben İnşallah hatta elbette. şekil çekmeye de sevirem. Telefonla, fotoaparatla yani çalışan güzel şekillerde bilmiyorum Instagram sayfam eğer İzleyelim, izleyelim. izleyicilerinize Evet, izleyelim. gizliyseniz orada paylaşmaya çalışacağım. Çünkü hem şekil vasıtasıyla hem yazı vasıtasıyla çok meraklı alınır. Çok İnsanlar güzel her abi. ikisini gördükçe yani ki neden gelir söhbet ne olduğunu daha yakışık güzel anlıyorlar. Ve inşallah devam etmeye fikrim var bu işleri. Ne Güzel. kadar çok arkamca giden insanlar olacaksa ben de temennasız olarak yani hazırım.
paylaşma, təcrübəmi paylaşma. Çox sevinirəm. Siz, siz de Amerika'da yaşayırsınız ve bunu hamını yaxşı bilirsiniz ki, bugünləri bizim haqda şurala, indi bəzi bir devletimiz attığı layihələrin adıyla Formula 1 mi olsun, Eurovizyon olsun, Avrupa'da bizi yaxşı tanıyırlar. Formula 1 vasitəsilə, misal üçün, Avstraliyada belə, Yeni Zelanda'da bizi tanımağa başlayırlar. Yəni, bu layihələr ölkəmizi tanımağa, yəni ki, çox böyük bir, yaxşı bir vasitə olur. Yalnız insanımızı tanımırlar, belə deyim də. Yəni, misal üçün, elə ölkələr olub ki, gələndə deyir ki, siz deyəsin, yəni Azərbaycanlısınız bura gələn. Yəni ki, belə, çünki onlar siyahılar aparırlar. Yani pasporta bakılar həmişə və bu nə maraqlı pasportdur və s. Artırmaq lazım sayımızı. Sayımızı mütləq artırmaq lazımdır. Çünki tanısınlar, bilsinlər və bizimlə yəni ki və əlbəttə ki fəxr etsinlər və Azərbaycana artıq gələndə belə deyək də necə ki məni deyirlər, gəl Avstraliyada evin var, gəl nə bilim Fransada evin var, gəl Almaniyada evin var, Argentinada evin var. Yani bilsinler ki Azerbaycan'da devleri vardı. Yani insanlar bu çok önemli. Çok güzel, çok sağ olun. Ben o günü inşallah büyük memnuniyetle gözlüyorum ki sizin o maraqlı kitabınız çıksın. Bestseller olsun, Amazon'da en çok satılan kitabı olsun. İngilizce'de de çıkartacağım. İnşallah. Hatta ben bari baştan size bak, burada söz verebilirim. Bak, burada insanlar bakar bakacaklar da. Amerika'da onu advocate edeceğim. Yani onu ben anlayacağım. Çünkü ben çok sevirəm belə insanları və belə kitabların olmasını. Xüsusilə ki, özümüzə aid olsun belə bir şeylər. Çox sağ olun sizə. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürümü bildirirəm. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sizə uğurlar arzulayıram gələcək səyahətinizdə, iş həyatınızda. İnşallah. Biz de hazırız size elimizden gelen kadar Amerika'da olmamına bakmayarak Amerika tarafından ne lazımdırsa elimden gelen kadar ben de hazırım sizin için. Allah razı olsun. Çok sağ olun Samir Bey. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Uğurlar size. Sağ olun. Size de. Helal olsun.